Salyangozla denge organı, şu üç tane yağ şeklinde organ birleştiği noktada bir kesecik var. İçerisinde küçük küçük mikro taşlar var. Bu taşlar tüysüz hücreler üzerinde dolu. Bu hücrelerin içerisinde siz sağa yatsanız taşlar sağa doğru kayar, sola yatsanız sola doğru kayar, öne doğru yatsanız öne doğru. Yani bu hücrenin içerisindeki taşlar sizin hareketinize göre kendine şekil verir. Otolit taşları denir. Otolit taşları şuradaki siler denen sinir. Bunun için tüysüz hücre var ha. Bu hücreler tarafından böyle adeta tutulur. Ona göre şekil verir. Kayar sağa sola hareketimize göre. Bu taşlarda yerinden oynarsa, kayarsa ya o zaman sorunlar çıkar. Baş dönmesi başlar. Vertigo. Şuradaki makula denen bölgelerde taşlar var. Buradaki taşlar oynarsa şu yay gibi olan bölgenin içerisine sıvı var. Jöle gibi. Ha, şu üst kısımda sarımsı yayların içerisinde jölemsi sıvı var. Şuradan kesecik ve tulumcuklardaki taşlar oynarsa bu yayın içerisine girer. Sıvının içerisine giderse yayların içerisine denge sorunu başlar. Şimdi bu denge organındaki sinirler nereye gidiyor? Beyinciye, arkaya. Yani salyangozdaki sinir beyine gider. Kulak çınlaması varsa kişide salyangozda sorun var demek. Baş dönmesi, vertigo varsa denge organında sorun var demek. Burada taşlarda oynama olursa o zaman vertigo olur. Bu hücrenin içerisinde oradan taşlar fırlarsa, çıkarsa, jölemsi sıvının içerisinde oraya buraya giderse sorunlar başlar.